Yemek şablonumdan herkese merhabalar güzel dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış hazırlıklarından biri, sofralarımızın olmazsa olmazı, içi bol vitamin dolu, mis gibi kokusu olan eşsiz bir lezzet, tarhana tarifini paylaşacağım. Nasıl hazırlanır, nasıl mayalanır, kurutma aşamaları nelerdir ve saklama koşulları nasıldır? Hepsini tek tek tüm ayrıntılarını püf noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Tüm dostlarıma iyi seyirler. Bunun için gerekli malzemeler 1,5 kilo kırmızı kapya biber, 2 kilo tarla domatesi, 1 kilo soğan, 1 kilo süzme yoğurt, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı kuru fasulye, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 kilo 800 gram tarhanalık un, 2 yemek kaşığı tuz, 1 bağ dereotu, 1 bağ maydanoz, 1 bağ nane. Öncelikle ıslatmış olduğum kuru tahılları sırasıyla pişireceğim. Nohut geç piştiği için çok az bir su ile önce düdüklüde biraz pişirdim. Akşamdan nohut, fasulye ve yeşil mercimeği ıslattım. Pişerken diğer malzemeleri gelişi güzel böyle iri iri doğradım. Zaten biraz pişirip robottan geçireceğim. Sonra yeşillikleri doğradım. Onları pişirmedim, gerek yok. Tencereyi kapattıktan sonra içine atıp karıştırdım. Nohut biraz piştikten sonra üzerine fasulyeyi ekledim. 7 dakikada böyle pişti. Aynı tencerenin içine yeşil mercimeği de atıp üst üste pişirdim. Tencereyi ocağa alıp şöyle 6-7 dakika biraz ölecek şekilde arada bir karıştırarak pişirdim. Çok pişirmenize gerek yok. Hafif diriliği gitsin yeter. İsteyen çiğden de yapabilir ama biz hep bu şekilde yaparız. Tencerede haşlanan sebzelerin biraz suyu çıktı. Bunu kesinlikle dökmeyin. Su yerine bunların suyunu düdüklüye ekledim. Vitamini suyunda olduğu için bu şekilde değerlendirdim. Siz de öyle yapın derim. Çünkü az da olsa mutlaka sulanıyor. Ve en son kırmızı mercimeği de atıp ayrı ayrı tencere derdi yapmadan aralıklarla sırasıyla kuru baklagilleri pişirdim. Haşladığım sebzelerin üstüne yeşilliklerimi de döküp iyice karıştırdım. Türlü türlü mis gibi koktu. Bu kokuyu almanızı çok isterdim. Şimdi karışımın hepsini robottan geçiriyorum. Ve daha sonra haşlamış olduğum baklagillerimi de atıp çektim. Normalde bu kuru tahılları değirmende çektirmek gerekiyor. Fakat herkesin bu imkanı olmadığı için ben göstermek amaçla haşlayıp robottan geçirdim. Böyle de yapabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa değirmenden çektirin derim. Bütün malzemelerimi iç içe katıp karıştırdım. Tırnak içinde sizinle şunu paylaşacağım. Tarhanaya koyduğumuz un tarhanalık un olmalı. Bakın gördüğünüz gibi böyle diri olur. İrmik gibidir. Mutlaka bu undan olmalı. Bunu özellikle kuru bakliyat satan yerlerde veya değirmende bulabilirsiniz. Yok ben illa da un koyacağım diyorsanız bir şey diyemem. Unun hepsini birden dökmeyin, ihtiyaç halinde dökün ve iyice karıştırın. Daha sonra mayalanması için böyle bir keseye veya çuval da olabilir doldurdum. Burada küçük bir aksilik yaşadım. Yoğurt dolapta olduğu için unuttum. Tekrar leğene aldım. 1 kilo süzme yoğurdumu döküp tekrar iyice karıştırdım. Normal yoğurt olursa çok cıvık, hatta bayağı sulu olur. Bu durumda çok fazla un koymanız gerekir. Diğer malzemelerin vitaminini çok aza indirmiş olursunuz. Durum böyle olunca tarhanadan çok lapa, un kokulu bir çorba tadı olur. Onun için mutlaka süzme yoğurt olursa daha güzel olur. Bu ölçüler için ben 1 kilo yoğurt koydum. Siz isterse yarım kilo daha arttırabilirsiniz.
kıvamı bu şekilde olmalı. Keseye koyduktan sonra böyle süzgece koydum. Mayalanma aşamasında cıvıklaşırsa un eklememek için. İllaki biraz cıvıklaşır, kesinlikle un koymayın. Her gün karıştırıp ekşisini alın. Mayalanma işi bittikten sonra cıvıklığı gidip toparlanacaktır zaten. Aynı poğaça hamurunu düşünün. İlk mayalandığında kabarır, cıvıktır. Elinizle havasını alıp karıştırdığınızda havası iner, hamur toplanır. Bu da aynı öyle. Artık son günlerde mayalanma işi bitince kabar kabar olmayacaktır. İstediğimiz de budur zaten. Bakın bu ikinci gün özü değil suyu biraz süzüldü. Şöyle iyice karıştıralım. Ben Antalyalıyım ve burada yaşıyorum. Onun için bu aşamada mayalanacak olan tarhanamı günlerce dışarıda bekletmem söz konusu bile değil. Burası aşırı sıcak ve nemli bir iklim olduğu için ben dolaba koyup mayalandırdım. Yoksa dışarıda bozulur, kokar, emekleriniz boşa gider. Ve bu üçüncü gün çok az bir su gördüğünüz gibi ve yine iyice karıştırıyorum. Tarhanam mayalandı. Eğer siz de böyle sıcak iklimde yaşıyorsanız dolapta bekletin. Eğer serin yayla bir iklimde yaşıyorsanız buna hiç gerek yok. Dışarıda gölgede 3-5 gün durumuna göre bekletin. Hele ki tencereye veya naylon bir kaba hiç koymayın. Kese olsun. Evde keseniz yoksa hiç kullanmadığınız pamuklu bir yastık kılıfı da olabilir. Yaptığım bu ölçülerden 2,5 kilo kadar tarhana çıktı. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız aynı malzemeleri 2'ye veya 3'e katlayarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kaşık kadar alıp kaşığın tersiyle düzleyerek daha erken kurumasını sağladım. Ne kadar ince sererseniz o kadar hızlı kurur. Kalın veya top top bırakırsanız dışı kurur, içi hamurdur. Bu da işinizi zorlaştırır. İçinin kurumasını beklerken dışı tahta gibi olur. Robot bile ezemez onu. Üçüncü günün sonunda klimalı odada bir gün boyunca hafif kuruyuncaya kadar burada serili beklettim. Bakın 6 saat sonra bu şekilde bayağı nemi gitti. Hemen öbür yüzünü çevirdim. Sıklıkla bir ters bir düz kontrol ederek çevirelim ki hemen kurusun. Bakın bu da 1,5 gün sonraki hali ve elimle böyle ufak ufak parçaladım. Bu kuruma işlemi 1,5 gün boyunca klimalı odada durdu. Burası çok nemli bir iklim olduğu için biber, patlıcan vesaire kurutmak neredeyse mümkün değil. Kurumadan önce zaten neminden dolayı kararır ve çürür. Bu ikinci gün böyle elimde hepsini iyice ufaladım. Sonra azar azar robottan geçirdim. Bu şekilde. Ama yeterli değil. Akabinde böyle listirden geçirdim. Listirin üstünde kalan derileri en son toplayıp hepsini tekrar robottan geçirdim. Eğer sizin yaptığınız miktar çoksa, imkanınız da varsa değirmende çektirirseniz daha kolay olur. Bakın tarhanam bu şekilde çok güzel oldu. Ama hala nemli, yeterli değil. Evin bir diğer odasına serdim. Pencereyi de açtım. Güneş görmemesine dikkat edin. Hele dışarıda güneşte hiç kurutmayın. Güneş rengini soldurur. Böyle serip arada bir karıştırarak 3 günde böyle beklettim. Kullanacağım kadar şöyle biraz kavanoza ayırdım. Kalanını yine bir keseye doldurdum. Eğer kese yoksa cam kavanoza koyun. Kesinlikle naylon kap veya poşet olmasın.
Saklama koşulu ne kadar iyi olursa ömrü o kadar uzun olur. Tarhana mis gibi, çok güzel oldu. Her yörenin kendine has özgü tarhana yapma şekli vardır. İçine şöyle birkaç defne yaprağı koydum. Bu böceklenmesini engeller. Bu ve bunun gibi erişte vesaire yaptığınız yiyeceklerin içine mutlaka koyun derim. Benim annem Burdur Çavdır ilçesinden, Burdur ve Antalya yöresinde bu şekilde yapılır. Yöreye göre çiğden yapan olur, daha az ya da daha çok malzemeyle yapan olur. Bu durumda birbirimizi inciterek eleştirmeyelim derim. Her yiğidin bir kaşık tutma veya yoğurt yeme şekli vardır. Ben büyüklerimden böyle gördüm. Neredeyse bir asırdır hep bu şekilde yaparız. Şöyle göstermek için azıcık çorbasını yaptım. Tencerede az yağ, salça, 1-2 diş sarımsak ve az da naneyi katıp kavurun. Ayrı bir tabakta 2 yemek kaşığı tarhanayı 1 bardak su ile önce çözündürün. Direkt koymayın. Direkt kaynayan tencereye atarsanız topaklanır. 2 yemek kaşığı tarhanaya 3 bardak su tam geliyor. Siz gene kontrollü ekleyin. Kıvamı böyle olmalı. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz sevinirim. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki kış hazırlıklarında buluşmak üzere, hoşça kalın.